göründü. Ankara dünyanın her şehrinden çok farklı bir şehirdir. Ankara, Bozkır'ın en güzel şehridir. Başkentimizdir. Denizimiz eksik, denizimiz de olsa zaten Ankara'mıza sahip çıkılmasını sunar. Ankara'da yaşayan bir insan dünyanın neresine giderse gitsin, Ankara'nın bahsi geçtiği zaman bizim Ankara'dır. Hey, I'm from Ankara. In Ankara, everywhere. I'm from Ankara. Ankara'dan dünyaya, yaya. 90'ların başında kitapçılığa başladım ben. Ordular o zaman yeni yeni kurulmuştu. İki taraflıydı. O zaman daha çok sahaflık üzerine. İkinci el kitap. Eski kitap üzerine çalışıyorduk. Ama yani burası çok bilinen bir yer değildi. Daha sonradan zamanla insanlar alıştılar buraya. Arslan'la ilgili şeyler değişti. Yaklaşık 25-20 sokakta. Önce çaycısıydım, sonra kitapçı olarak başladım. Bu sokağa geldiğimde aşık olmuştum, hala da öyle. Sokak benim için cennet. Çünkü her taraf kitap, her taraf bilgi. İstediğin her kitaba ulaşabileceğin bir yer. Türkiye çapında da bence en prestijli sokaklardan birisi. Biz de elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz doğal hayatımız. Hayvanların, ağaçların, yolun. Yani başka yere trilyonluk yatırım yapsanız bu kadar prestijli olmayacaktır. Yine bir şeyi, anekdot anlatacağım. Bir kameraman çocuk geldi. NTV'deydi herhalde. Çekim yapıyorlar. Ben de şeyi dedim. Dedim ya, kötü anlatacaksan ben seninle bir şey konuşmak istemem. Hani kötü yanlarını falan. Abi dedi, nasıl anlatayım? Ben senden aldığım kitaplarla sınav kazandım. Hocam ben okullarımın hepsini seçtim. Hepsi burada. Hepsi de Ankara'da hocam. Ucuz ucuz veriyordunuz falan dedi. Yok yok, öyle bir şey yok dedi yani. 11 yıldır Orgunlar'da esnaf olarak çalışıyorum. Orası çok iş geçiyor. Yani Orgunlar kitap camiasında en fazla prestij olan, insanların uygun fiyata bulabildiği, yani pahalı kitapların uygun fiyata bulabildiği ikinci olarak nadir yerlerden birisi. İnsanlar rahat rahat banklarda kitaplarını okuyor. İşte ne bileyim, deşarj yolda güzel bir yerlerden birisi. Asıl kuruluşu Paris'te Ren kenarında, bir kilometre kitapçılar var. Ben sadece şeyde biliyorum, televizyonda görmüştüm. Demişler Ankara'ya da olabilir bu. Yani öyle bir kurulmuş o zaman. Yani kuruldu daha doğrusu. Burası sadece eski kitapları satıldı. Yani sahaflar çarşısıydı. Çabayla çok güzel şeyler yaratılabilecek bir sokakta. Kıymeti bilinsin, sadece bunu istiyoruz. Mansur Başkanımızı çok seviyoruz. Onunla beraber Ankara'da bayağı bir değişiklikler oldu, bayağı güzellikler oldu. Devamını da bekliyoruz, bizim sokağımıza da bir el atmasını istiyoruz. Başkanımız da inşallah bir gün burayı ziyaret eder, çayımızı içer. Kendisiyle de hasbihal eder, derdimizi anlatabiliriz inşallah. Çok bir derdimiz de yok. Sadece samimiyet ve insanların buraya geldiği zaman mutlu olmasını istiyoruz. Sokağımızı seviyoruz, Ankara'yı seviyoruz. Daha iyi bir düzen getireceğiz, gençlerimizin ilgini açacağız. Umutsuzluğu yıkacağız. Bu önde Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, umutsuzluk diye bir şey yok. Umutsuzluk çaresiz insanların işidir. Sönmeyen güneşimiz var bizim. Onun ışığında inşallah daha güzel günlere kavuşacağız.